Kavşanlı hayırsever hemşerimiz Müfide İskit'in bağışlarıyla yükselen Cemilköylü Yaşlı Bakım Merkezi'nin inşaatı devam ediyor. Eski belediye başkanlarımızdan Cemilköylü'nün ismini taşıyan merkez yaz aylarında hizmet alınacak. Müfide İskit bugün Tavşanlı'ya gelerek belediye başkanı Mustafa Güler'in misafiri oldu. İnşaat alanını gezen İskit, duygularını belediye web TV aracılığıyla Tavşanlılarla paylaştı. Müfide Hanım, Tavşanlı'ya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle nasıl buldunuz Tavşanlı'yı? Tavşanlı'yı çok değişmiş buldum. Benim küçüklüğümün Tavşanlısı gitmiş, bambaşka bir Tavşanlı bulmuş, gelmiş. Ana mihverleri bulmakta çok zorluk çektik. Her şey çok değişmiş ama iyi yönde değişmiş. Yollar düzgün, evler, apartmanlar çok güzel gözüküyor. Büyük bir değişiklik var. Büyük bir değişiklik var Tavşanlı'da. Evet. Sizin bir hayır işiniz var. Yaşlı Bakım Merkezi. Bu aynı zamanda eski başkanlarımızdan sizin babanız Cemil Köylü'nün ismini taşıyor. Evet. Bununla ilgili bir değerlendirme yapar mısınız? Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Şimdi çok eskiden beri onu düşünüyordum ben. 20 seneden beri düşünüyorum neredeyse. Çocuğum olmadığı için elimde olanları bir hayır işine yatırmak, o da en iyisi memleketimde ve en çok ihtiyacı olan, ihtiyaç duyulan bir şeye, müesseseye ki konuştuklarım Tavşanlı'dan şeyimi teyit ettiler, fikrimi, düşüncelerimi. Çok iyi olur bir huzurevi yapılırsa. Ve öyle başladık. İlk önce şimdi huzurevinin yapıldığı yer müşterek bir şeydi. Babaannemin, halamın, amcamın ve onların çocuklarının olduğu müşterek bir yapı. İzale-i şuyu yaptık. Üstüme aldım hepsini, ödedim. Ondan sonra belediye ile beraber, belediye de birkaç şeyi istimlak etti. Evet. Ve inşaat başladı. Ama en çok şey aldı. Bütün bu şeyleri, yerin temizlenmesi diyeyim, istimlak edilmesi ve bir de projenin hazırlanması. En büyük zamanı o iki şey aldı. Başkanımızla da sık sık görüşüyorsunuz. Görüşürüz, telefonla sağ olsun. Nasıl Mehmet değerlendiriyorsunuz Mustafa Başkanımızın yaklaşımını? Mustafa Başkanımız çok vizyon sahibi, enerjik, çok insani, çok müspet bir insan. Duygularım hep çok müspet. Başkan Mustafa Bey için. Evet. Bir albüm hediye etti size. Evet. Albümde fotoğraflara bakarken biraz heyecanlandığınızı gördüm. Heyecanlandım. Neler düşündünüz? Tabii heyecanlandım. Neticede benim hayatımın büyük bir parçası. Küçüklüğüm, babam, annem, kardeşimin olduğu bir devre. Çok mesut bir devre. Onları yitirmiş olmanın üzüntüsü tabii. Tabii bütün o devreleri kısa da olsa hatırlamak oluyor, güzel bir şey. Evet. Ve bu kadar büyük bir zahmet yapmalarına tabii ki çok müteşekkirim. Çok güzel bir albüm. Sık sık gelmeyi düşünüyor musunuz artık buraya? Gelmeyi İnşallah. Düşünüyorum ama dediğim gibi yaşlanınca insan her isteğini, şeyini hayata geçiremiyor. Gelmek isterim ama bakalım bundan sonra ne zaman gelebileceğim bilmiyorum. İnşallah. Açılışa inşallah. İnşallah. Hasta olmazsam, başka bir şey olmazsa geleceğim. Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler ise Müfide İskit ve ailesine teşekkür ederek kendisine bir takım hediyeler takdim etti. Başkan Güler projedeki son durum hakkında bilgiler aktardı. Tavşanlı Belediyesi Cemilköylü Yaşlı Bakım Evi ve Sosyal Yaşam Merkezi kaba inşaat olarak hemen hemen bitme noktasına geldi. Bugün kendisi Tavşanlı'ya gelmek suretiyle inşaatın içerisinde kullanılacak olan ıslak mekanların, kalebodur, fayaz gibi ve dolapların
seçiminde bizzat kendisi aktif olarak görev aldı. Hedefimiz yaz ortasında burayı faal hale getirmek. Böyle bir düşünce var. Bu vesileyle kendisinin arzu ettiği, uzun zamandır görmediği Göbel'de, Göbel Sosyal Tesislerinde ağırlığım imkanına sahip olduk. Mutlu olduğunu ifade etti. Bizler de mutluyuz zaten bu anlamda. Dediğimiz gibi tavşan için elzem olan, ihtiyaç olan bir tesisti. Bittiği zaman bunun ne anlama geldiğini ve ne kadar ihtiyaç olduğunu hep beraber göreceğiz. Kendisine biz uzun yaşam diliyoruz. Yani başlangıçta sadece kaba inşaat vardı ama geldiğimiz nokta itibarıyla anahtar teslimine döndürdü hanımefendi. Bu açıdan da mutlu olduğumuzu ifade ediyor. Tekrar hayırlı olsun diyoruz. Projeyi de çok benimsedi başkanım. Evet. Bir örnek de teşkil edebilir aslında, değil mi? Ne diyorsunuz? Yani o projenin üzerine biz kuruldaki üyelerle beraber, hocalarla çok çalıştık. Geniş ferah alanlar var, odalar var. Kullanışlı bir bina. Yani her türlü ihtiyacın giderildiği, yıkama ünitelerinin, ondan sonra kurutma ünitelerinin, sosyal yaşamdaki dinlenme ünitelerinin bulunduğu yok çok yani orada. Yani bir insan oraya girdiği zaman sabahtan akşama her bir saatini dolu dolu geçirme imkanına sahip. Merkezde yer alması da ayrı bir avantaj. Dediğimiz gibi geçmişte camiye gitme durumu yakın, Ulu Cami yakında, çarşı yakında ve orada sürekli kalan insanlarla günübirlik getireceğimiz insanları da kaynaştırma açısından da rahat bir mekan, yakın bir mekan, merkezi olmasa bile. Bu açıdan Müfid Hanım da o merkezde yer almasını, mutluluğunu o da yaşıyor. Onu ifade etmek isterim. Tavşanlığı çok değişik gördüm dedi. Sohbet ettiniz mi başkanım, tavşanlı sohbeti? Evet. Tavşanı malum olduğu üzere her geçen gün değişiyor. En son tavşanlığa daha bu ilk fikir atıldığı dönemde gelmişti. Kısa süreliydi daha. Biz daha sonra İstanbul'da kendisini ziyaret etme imkanımız oldu. 40 senedir uzun süreli olarak tavşanlığa gelmediğini ifade ediyor. Adanın özlemi var, Göbel'in özlemi var kendisinde. Tabii hatıralarında canlandırdığı tavşanıyla şu anki tavşanı birbirine farklı. Bu açıdan değiştiğini o çok daha net görüyor. Onu ifade etmesi de bizim açımızdan güzel bir olay.